Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın giderek sonuna yaklaştığımız bir zaman dilimi içerisindeyiz. Yine dop dolu bir akıllı para var. Bugün hemen piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenlerle başlayacağız. Fed'in tercih ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi PCE Ocak ayı verileri bugün 16.30'da açıklanacak. Genel yayın yönetmenimiz Açıl Sezen'le finans merkezi tam vaktine geliyor. Verileri takip ediyor olacağız. Çekirdek PCE'de aylık %0,4, yıllık ise %2,8 artış bekleniyor. Kritik ABD çekirdek PCE verisi öncesi hisse senedi piyasalarında hafif kayıplar görülüyor. Aslında özellikle Avrupa seyirleriyle beraber akıllı para içerisinde son dönem vadelilerde o büyük yedili sonrasındaki olumlu havanın bozulduğuna dikkat çekiyorduk. Son raddede de açıkçası bugün gelen verinin Şubat ayının genel resmine noktayı koyacağını söyleyebiliriz. Sabah hepimizin takip ettiği üzere Türkiye ekonomisinin 2023 yılı büyümesini takip ettik. Bu noktada da Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4,5 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı. Ancak salgın yılı 2020'den bu yana en düşük büyüme gerçekleşmiş oldu. Yerleşik hane halkının nihai tüketim harcamaları 2023 yılında %12,8 artarak büyümede öne çıktı. Bilindik bir hikaye. Özellikle dünyada da Türkiye'de de konuştuğumuz hizmet tarafı hareketli, tüketim hareketli ama yatırımlara ve özellikle büyümenin belki de kalıcı uzun vadeli niteliğine ilişkin yine soru işaretleri bu veri motifinin içerisinde yine yer bulmaya devam etti. Türk İş'in Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre mutfak enflasyonu aylık %8,03 ve yıllık ortalama 77,20 olarak hesaplandı. Veri son 5 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Rapora göre açlık sınırı 16.257 lira olurken yoksulluk sınırı da 53.000 liraya yükseldi. Özellikle enflasyon konusunu konuşurken bundan birkaç yıl önce keşke maaşım şu kadar olsa diye alt, orta ve yüksek gelir gruplarında baktığımızda belki de hiç akla gelmeyecek rakamlar ama görülüyor üzere açlık sınırında kabaca 16.500 ve yoksulluk sınırında da 4 kişilik ailede artık 50.000 TL'nin üzerinde bir tablo var. Ve büyümeye ilişkin önemli bir aslında detay, Türkiye ekonomisinin %4,5 büyüdüğü 2023 yılında tarım sektörü %0,2 küçüldü. Tarım sektörü yıllık bazda son 3 yılın ikisinde küçülmüş oldu. 2021'de %3 daralan sektör 2022'de %1,3'lük büyüme kaydetmişti. Daha sonra da zaten Türkiye içinde, dünya içinde baktığımızda gıda enflasyonu ve temel yaşam maliyetlerindeki zorluklardan bahsediyoruz. Aslında ana akım iktisata getirilen eleştiriler içerisinde de şu an önemli bir destekleyici veri seti takip ediyoruz hem ülkemizde hem de dünyada. Gidelim piyasalara, nasıl bir görünüm var bakalım Avrupa haritasına. Şu anda gördüğünüz üzere ekranda Kakara'nın geride kaldığını görüyoruz ana endeksler içerisinde. DAX da pozitif görünüm anlamında öne çıkan endeks olarak ana endeksler içerisindeki yerini almış vaziyette. İtalya onlara eşlik ediyor, Polonya onlara eşlik ediyor. Avrupa'da bugün aslında Orta Avrupa'nın doğusuna doğru gittiğimizdeki o kırmızılar ve birkaç kuzeydeki açıkçası gerileyen görünümler haricinde olumlu bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. Biz içeride dalgalanmaları takip etmeyi sürdürüyoruz. Şu anda ekranda Türkiye'nin haritası üzerinde gördüğünüz BIST endeksinde %1,30'luk yukarı yönde bir değişim var. Ama herkesin aklına tahmin ediyorum ki bu hafta özellikle dün geliyordur. Bakarsak da şu andaki pozitif görünümde sınayinin yine BIST 100 gibi öne çıktığı bir görünüm var. BIST 30'da %1'e çok yakın ama altında, bankacılık endeksleri %0,80'lik yukarı yönde bir değişim olduğunu görür vaziyetteyiz. Öğle vakitlerinde yaklaşık olarak 45 milyar TL'lik bir hacim vardı BIST 100'de. Şu anda 84-85 milyar TL sınırındayız ve ulaştırmada %1,60'lık yukarı yöndeki seyir en pozitif görünüm olarak şu anda endeksler bazında öne çıkmış vaziyette olarak görünüyor. Dolar TL'de 31.20'nin üzerindeki seyir devam ediyor. Euro TL yavaş yavaş 34'e geliyor. 33.92'nin üzerindeyiz şu anda. 2 yıllık Türk tahvilinde faiz seviyesi şu an itibariyle terminalde %42,89. 10 yıllık göstergede de %26,78'lik seviyeyi görüyorum. 290'ın altına gelmiştik 5 yıllık risk primimizde. 290'ın üstündeyiz. Tam 290'lardayız.
Küresel tarafta ise senedi piyasaları haricinde görünümde neler öne çıkıyor dersek tahmin ediyorum herkes Bitcoin'i duymak isteyecektir. 62.635 dolardayız şu an. %3,5'luk yukarı yöndeki değişimle. Ons altın 2030 doların altında. Gümüş 22,5 dolarda da tutunamadı. 22,34 dolarda şu an. ABD'den gelecek veri sonrası buradaki görünüm önemli olacak. Brent petrolde 83,5 dolara ve Amerikan tipi ham petrolde de 78,5 dolara yakınız. Veri öncesi ABD verisi öncesi ABD 10 yıllıkları %4,30 seviyesinin üzerinde. VIX tekrar 14'ün üzerine geldi. VIX'e ilgili burada bir not daha düşeyim ben. Özellikle salgın sonrasında hep söylüyoruz 20-25 hatta 25'in üstüne alışmıştık. Bu noktada da özellikle geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren artık o dönemde bağımız koptu. Hatta salgın öncesi seviyelere yakınız. 13-15 bandı ama 14'te bir yığılma var. Bu seyir korunmaya devam ediyor. Yılın ikinci ayı da biterken spot dolar endeksi 104'ün altına geldi. Euro dolar paritesi de 1.08'in bir miktar üzerinde 1.08'e daha yakın 1.09'un altında. Şimdi tahmin ediyorum akıllı parada görmeyi özlediniz. Uzun süredir en azından akıllı parada bir araya gelemiyorduk. Bloomberg HT ekranlarında görüyorsunuz ama Fortna Capital Danışmanlık kurucusu Doktor Altu Özaslan bizlerle. Altu hoş geldin. Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Seninle çok keyifli bir yayın olacak şimdi. Şu soruyla başlamak istiyorum. Bugün büyüme verisini takip ettik. Onunla ilgili yorumunu da tabii ki eklemeni rica edeceğim ama son iki haftada özellikle savaşın da yıl dönümü olması nedeniyle küresel büyüme dinamikleri olsun, enflasyon olsun hep böyle kırılmaya işaret ediyoruz ve belki de savaş öncesinde enflasyonda en çok konuştuğumuz konu arz şoklarıydı ve tedarik tarafında savaş sonrasında arzın da açıkçası sağlığını tehdit eden bir takım kamplaşmalar görüyoruz ve küresel ticarete, küreselleşmeye ilişkin sorular çoğaldı. Bizdeki büyüme verisini takip ettik. Ben orada tüketim ve işte hizmet tarafındaki noktaya dikkat çektim ama hem enflasyon hem büyüme hem de küresel ticaret açısından 2024 yılının ikinci ayı da geride kalırken senin gözünde nasıl bir manzara var onu dinleyerek başlayalım. Yani herhalde büyüme verisine dair konuşulacak her şey konuşulmuştur. Yani iç tüketim zaten görüldüğü üzere hala hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Belki yerel seçimden sonra biraz sönümlenecek ama bunun tabii ki enflasyon etkisini de hep beraber görüyoruz. Diğer taraftan bakarsan tarım tarafındaki düşüş, yani bu çok önemli. Çünkü bu tarımda biz yani gayri safi milli hasıladan tarımın aldığı pay bu şekilde aşağı gelmeye devam ettiği müddetçe Türkiye'de enflasyonun en önemli kalemlerinden biri olan gıda enflasyonunda ne yazık ki biz orta uzun vadede herhangi bir şekilde çok kayda değer bir düşüş göremeyeceğiz. Bu da bence büyüme verisinin önemli bir kısmıydı. Yatırım tarafında yıllık bazda büyüme gördük ama 3. çeyrekle 4. çeyrek arasında bir küçülme var. Tabii mevcut faiz hadleriyle beraber yatırım konusunun biz 2024 yılında da çok kayda değer bir büyüme olacağını düşünmüyorum. Ama %4,5 kuvvetli bir büyüme. Yani bu sene de 3-3,5 civarında bir büyüme olacaktır. Tabii enflasyonun hedefe yani Merkez Bankası'nın istediği patikaya inmesiyle bu büyüme verisi arasında biraz bir tezat var. Tabii bir de çıktı açığı paylaşım vardı Merkez Bankası'nın. Biz bu çıktı açığına doğru gideceksek ancak o patikadaki hedef tutabilir. Ama bu iç tüketimle ve bu büyümeyle şu anda ne yazık ki o patikaya doğru inmemiz ya da en azından %36'lık hedefin tutması çok zor görünüyor. Diğer soruna gelirsek küresel tarafta. Küresel tarafta Amerika gerçekten çok kuvvetli bir şekilde büyüyor. Yani 2023'ü de öyle bitirdi. 2024 başlangıcı da en azından öncü veriler itibariyle kuvvetli bir büyüme var. Ama büyümenin ne yazık ki çok ciddi bir şekilde heterojen bir dağılım olduğunu görüyoruz. 2023'te de öncesinde 2022'de de böyleydi. Çin zaten artık o %10 büyümeler sükutu hayal oldu. Onlar çok geçmişte kaldı. Artık bugün %5-6 vesaire büyüdüğünde iyi bir büyüme olarak adlandırılıyor. Çin açısından baktığımızda. Avrupa Birliği için zaten her zaman bir şekilde hasta adam diyoruz. Yani orada çok ciddi kronik sorunlar devam ediyor. Bu sorunların içine Almanya'da girdi. Tabii orası ne zaman nasıl toparlayacak bilmiyorum. En kötüyü görmüş olabiliriz ama 2023'ün sonu itibariyle 2024 belki biraz daha pozitif olacaktır Avrupa Birliği açısından. Tabii burada küresel tedarik zincirindeki kırılmalar, Covid'le beraber başlayan kırılmalar vardı senin de söylediğin. İşte benim de hep orada kullandığım bir tabir vardı. Yani bu supply chain tedarik zinciri heterojen bir hale geldi. Savaşların da bunu desteklediği dönemler oluyor ama şunu da unutmamak gerekiyor. Herhalde kapitalizmin en önemli unsurlardan bir tanesi çok hızlı bir şekilde adapte olması. Yani tedarik zinciri homojenden heterojene doğru geçtiğinde bile geçiş döneminde fiyatlara bir etkisi oluyor. Doğal olarak bir enflasyon yaratıyor. Ama enflasyon dediğim sonuçta fiyatlardaki değişimi ölçtüğü için bir yerden sonra kanıksanıyor. Ve buna göre fiyatlar normalize edilip hayatına devam ediyor, adapte oluyor. Bundan sonraki süreçte tabii işler daha farklı olabilir.
Yani bu nearshoring, aliification vesaire hikayesine girdiğimizde çok daha farklı problemler olabilir. Bazı ülkeler için avantajı, bazı ülkeler için de dezavantajı dönebilir. Abi seni yakalamışken akıllı arada şunu sormak istiyorum. Şimdi bazen böyle dönem dönem insanların diline pelesenk olacak şekilde dünyada bir takım böyle akım kelimeler ortaya çıkıyor. Biz bunu dile getirdiğimiz zaman sanki biz havalı konuşuyormuşuz gibi bazen seyircilerimizin hoşuna gitmiyor ama şimdi nearshoring diye bir şey çıktı işte. Shuffle globalization, deglobalizasyon vesaire gibi. Şimdi haritayı Mert dedi ki Çağlar hani anlat daha faydalı olur. Haritayı da verelim Doktor Altuğ Özarslan konuşurken. Burada şöyle bir harita görüyoruz. Baktığımızda küreselleşmeden direkt faydalananlar bu noktada özellikle bunun mihenk taşı olan ülkeler yanına çekmeye çalıştıkları ana akım ülkeler bir de bağımsız hareket edenler var. Mesela şu anda o sol aşağıdaki mavide Tayland, Türkiye, Hindistan'ı, Mısır'ı beraber görüyoruz. Abi nearshoring nedir? Değerli izleyicilerimiz tahmin ediyorum ki bunun tam Türkçesi ve açıklamasıyla senden çok daha derinlemesine anlatımını alacak. Ve bu noktada bu mevzunun bizim büyüme motifimize ve küresel enflasyonla mesela Türkiye'de gıda enflasyonu işte ne alakası var? Ona ilişkin görüşünü de alalım. Esasında şöyle bakmak lazım, yani uluslararası ilişkilerin yeni geçtiği düzende hani birçok nasıl diyeyim, yani takip edilen önemli değerli insanlar da küreselde esasında 3. Dünya Savaşı'nın bir şekilde başlamış olduğunu ama bunun bizim bildiğimiz, alıştığımız konvansiyonel savaşlar gibi olmadığını, işte IT sektörü üzerinden, supply chain üzerinden, işte üretim üzerinden vesaire bunun üzerinden başladığını söylüyorlar. Buradan esasında biraz türetiliyor. Yani iki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Olur olmaz tabii bunu kestirmek çok zor yani. Hani bir kristal küremiz yok ama şu andaki görünen köy kılavuz istemez misali. Yani içinde Çin'in olduğu, Rusya'nın olduğu, işte İran'ın oraya biraz angaje olmaya çalıştığı, yan taraflarına çektiği bir kutup var. Diğer taraftan da işte Pasifik'te bildiğimiz, yani işte Amerika, NATO, oranın da küçük yavrusu, hasta yavrusu, Avrupa Birliği'nin olduğu bir kesim var. Şimdi bütün bunun içerisinde ülkeler üretim yaptıkları, yani üretimlerini kendilerine yakın ülkelere kaydırmalarını biz nearshoring diyoruz. Ama tabii bu nearshoring hikayesinin tedarik zincirine bazı etkileri oluyor. Bu etkilerin de çoğu pozitif değil. Yani kısmi olarak pozitif olabilir ama mesela şöyle örnek vereyim. Bir ürünü üretiyorsunuz parça olarak, yedek parça üretiyorsunuz otomotiv sektörü için diyelim. Çin'de bir yer üretiyor ama işte Çin onu diğer ülkeye satmıyor. Başka bir ülke üzerinden satıyor, geliyor. İşte bugün Çin mesela bazı ürünlerini Vietnam üzerinden satıyor. Bazı ürünlerini de Meksika üzerinden Amerika'ya satıyor. Yani araya sürekli yeni ülkeler giriyor. Ve bu da tedarik zincirinin esasında uzamasına sebep oluyor. Tabii bunun uzamasının iki tane önemli negatif etkisi var. Birincisi, hani biliyorsun bazı sektörler stoklu çalışır, bazı sektörler de stoksuz ya da çok çok düşük stokla çalışır. Mesela tekstil sektörü ciddi stokla çalışan bir sektördür ama otomotiv sektörü çok düşük stokla çalışır. Düşük stoklu çalışan sektörler için bu nearshoring hikayesinin ve tedarik zincirinin uzamasının ciddi anlamda bir dezavantajı var. Çünkü dün 20 günde ya da 25 günde işte o ana mal için tedarik ettiği ham maddenin ya da yarı mamülü neyse alırken bugün tedarik zincirinin uzaması sebebiyle 40 gün, 45 gün ya da neyse 50 günde alıyor. Ya da işte Körfez'de bir savaş oluyor. Oradan gemiler geçemiyor gibi gibi gibi. Bu sefer de ne oluyor? Bu sektörler daha yüksek stok tutmak zorunda kalacak. Ve bu stok taşımanın maliyetine katlanmak zorunda kalacaklar. Bunlar da onların marjlarını etkileyecek. Bir yerde bunu fiyatın içine yedirebildiği kadar yedirecek. Ve bu da bütün bu geçiş döneminde, yani bu nearshoring eğer katı bir şekilde hayatımızda kalıcı olacaksa o döneme kadar ki geçiş süreci ya da olmayabilir. Bu palyatif bir dönemde olabilir. Her türlü burada bir geçiş dönemi var. Bu geçiş döneminde bunun yarattığı bir enflasyon oluyor. Bu enflasyon da biraz önce de dediğim gibi, yani hani kapitalizmin önemli unsurlarından biri hızlı bir şekilde adapte olabilmek. Doğal olarak da buna da ülkelerde, tüketicilerde, üreticilerde, herkes de bir şekilde adapte oluyor. Zaten fiyatın içine girmiş olduğu için enflasyon ölçümü, fiyattaki değişkenliği ölçtüğü için o enflasyonun içinde kalıyor, geçiyor ve gidiyor. Bununla beraber tabii aynı zamanda şöyle de bir hikaye olacak. Bazı ülkelerde de örnek veriyorum, biraz önce örnek verdim ya, Çin Meksika'yı satıyor, Meksika'dan Amerika'yı satıyor. Doğal olarak da Çin'in burada ticaret hacmi artıyor. Ha, ödemeler dengesinde çok mu önemli bir şey yaratıyor? Hayır. Yani çünkü çok düşük bir marjla Çin'den aldığını Amerika'ya koyuyor. Ama en azından ticaret hacmi, küreseldeki ticaret hacminden aldığı pay artıyor. Bir de burada tabii nötr olmaya çalışan, kendi yolunu bulmaya çalışan ülkelere bak. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Yani Türkiye
iki tarafa da %100 angaje diyemeyeceğimiz bir konumda. Tabii ki Batı tarafına daha yakın, en azından Mayıs seçimlerine itibaren ki dönemde seçimden öncesine göre daha yakın olduğunu varsayabiliriz ya da öyle düşünebiliriz. Tabii bu dönem itibariyle de Türkiye'nin burada belli avantajları olabilir. Çünkü Avrupa Birliği'ne ürün satmak açısından ister ham madde yarı mamül ister bitmiş mamül satmak açısından Türkiye'den daha yakın bir yer yok. Bu yüzden de Türkiye'de üretilen ürünler ve bunların tedariği, lojistiği, nakliyesi açısından Türkiye bunu fırsata döndürebilir belli sektörler itibariyle. Evet, bu ders niteliğindeki 10 dakikadan sonra herkes artık diyecektir ki Doktor Altay Özarslan varken hisse konuşulmayacaktı. Şimdi o tarafa geçelim biraz piyasa kısmına. Hazır Türkiye'ye de tuttuk spotu. Şimdi aslında biz yıllık ya da işte aylık çeyreksel stratejik raporlara baktığımız zaman kısa dönemli özellikle fiyat özellikli şeyler söylüyoruz ama çok önemli bir kırılmanın eşiğinden de geçiyoruz. Dünya ve Türkiye perspektifinde buna baktıktan sonra Türkiye'nin konumunu düşününce kısa vadede bizim bu dalgalanmalarımız işte 2021'den geçen senenin Haziran'ına kadar olan hikaye ve sonrasında bugüne gelişimizin de ötesinde sektörel anlamda ya da iş yapış şekli ya da hisse senedi piyasası anlamında Borsa İstanbul içerisinde de bu noktada bir stratejik bakış geliştirilebilir mi? Yani stratejik bakış geliştirebiliriz belki bazı sektörler için ama bizim fiyatlama davranışımızla bu stratejik bakışlar ne kadar uyuyor bu da ayrı bir belki tartışma program konusu olabilir. Çünkü ne yazık ki biz rasyonel fiyatlama tandanslı bir piyasa değiliz yani bundan kopalı çok oldu. Gerçek anlamda da Borsa İstanbul'un içerisinde bıyıklı değil gerçek yabancı yatırımcı yüzdesi artana kadar da bunun düzelmesini beklemiyorum. Ama belli sektörlerde mesela işte biraz önce örnek verdim ya otomotiv sektörü açısından mesela Türkiye burada gerçekten pozitif etkilenebilir. Kimya ve petrokimya tarafında da hani Türkiye zaten bu tarafı biliyorsun işte yeni rafineriler geldi, yeni şirketler kuruluyor. Türkiye'nin güney bölgesine çok büyük bir yatırım yapılacak yani petrokimya açısından. Bu sektör pozitif etkilenebilir bence. İlaç sektöründe Türkiye çok iyi gidiyor, pozitif etkilenebilir. Savunma tarafında çok iyi gidiyor, çok ciddi yatırımlar var. Hepimizin göz bebeği olan, gurur duyduğumuz savunma tarafında işte bir sürü sürekli haber alıyoruz. Bu taraflar bence Türkiye açısından pozitif olabilir. Borsa İstanbul fiyatlamasında da bunları en azından portföy ağırlığı içerisinde tutabiliriz. Ama tabii burada şöyle de bir hikaye var. Biz tabii belli tandanslarla alıyoruz. Bu bir makro görüş sonuçta yani. Hani biraz politik iktisat, biraz uluslararası ilişkiler var. Biraz hani geleceği okumaya çalışma var diyelim. Buradan koyuyorsunuz ama dönüp baktığınızda tabii bir de hayatımızda işte geçmiş iki senede uygulanmayan ki o dönem çok eleştirmiştim. Biz hep nominal karlar üzerinden şirketler alıyoruz. Bu fiyat kazanç oranları kalmayacak. Bu piyasa defter değerleri kalmayacak. Şirketlere bakarken hep yanlış konuşuluyor. Enflasyon muhasebesi olmadığı için demiştim. Şimdi enflasyon muhasebesi geç de olsa hayatımıza geldi. Bu bakış açısını ne yazık ki bir anda elimine edebilecek hatta belki negatife döndürebilecek bir enflasyon muhasebesi gerçeği de var. Bu yüzden bu kararları alırken tabii ki biraz yani biraz önce konuştuğumuz gerçekler önemli gerçekler. Katsayısı yüksek parametreleri konuşuyoruz denklemde ama enflasyon muhasebesinin bu şirketlere etkisini de yatsımamak gerekiyor diye eklemiş olayım. O zaman bu noktada da hemen kur sorusu spekülatif yine son günlerde çok bu konuyla ilgili farklı farklı şeyler konuşuluyor ama aslında şey vurgusu çok önemliydi. Türkiye'deki bizim algıladığımız hisse ve gerçeklerle aradaki mesafe dünyada ne alemde bizde ne alemde noktasında. Gerçekçi anlamda bakarsak kurla ilgili önümüzdeki süreçte konuşacağımız konular yine İşte bu sığ tartışmaların içerisinde mi açıkçası dikkate alınmalı yoksa bir iktisatçı gözüyle bakarsak kurda bizi bekleyen patika ne? Ya şöyle biraz önceki konudaki senin geçişine de bağlayayım esasında. Biz yatırımcı bir toplum değiliz yani genetik olarak bizim yapımız bu kolay kolay da değişmez. Bundan 7-8 sene önce hisse senede taşınma ortalama gün süresi 250 ile 280 gün arasında düşün. Değişiyordu. Bugün herhalde 30-40 gün civarında yani. Biz trader bir toplumuz ya da geçmişe dön mesela. Türkiye'de DTH'da döviz kurunu üst üste koy. 20 yıllık, 25 yıllık inanılmaz bir korelasyon var. Yani Türkiye'de hane halkı dövizi daha önceden alıyor, stokluyor ve çok ciddi bir şekilde yani burada kur hareketiyle DTH dolar arasında yüksek bir korelasyon oluşuyor. Yani bu yüzden de bizim bakış açılarımız ne yazık ki çok daha kısa vadeli oluyor ve beklentiler bundan etkilendiğinde gerçekleşmeyecek bir beklentiyi bile gerçekleşebilecek fiyat hareketi yaratabiliyoruz. Hani biraz davranışsal iktisat açısından baktığımızda bunu bir dipnot olarak düşmem gerekiyor. Şimdi bunu da kura bağlamak gerekirse yani Haziran 2023'e kadarki kurun olduğu dönemdeki konjonktürler gerçeklerimizle bugünkü arasında gerçekten Himalayalarla Kaz Dağı kadar fark var. Yani hani dün bir şey oldu diye bugün de olmak zorunda değil. Dün dündü, bugün de bugün ve gerçekler çok farklı. Yani bugün Türkiye'de ekonomi yönetimi değişti.
rasyonele dönmüş bir ekonomi politikası var. Doğru mesajlar veriliyor. Bu mesajları satın almaya yani satın alan bir yabancı yatırımcı güruğu da var. Kabaca herhalde 5,5 milyar dolar civarında Türkiye'ye bir portföy akımı geldi Haziran'dan itibaren yeni ekonomi yönetimiyle, yani tahvil artı hisse senedi piyasası olarak bakarsak. CDS'teki düşüşü hepimiz gördük. 800'e gitmiş bir CDS 300'ün altına geldi şu anda. Doğal olarak buna mukabil Eurobond faizlerindeki gerilemeyi gördük. Ama tabii diğer taraftan da hem Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklentisine ne yazık ki sokaktaki kişiler inanmıyor. Bu Merkez Bankası'nın beklentisine inanmamaktan mı geliyor? TÜİK'in verisine karşı negatif bir hassasiyet oluşması sebebiyle mi? Bunu da belki biraz ayırmak gerekiyor. Ben bunun çok Merkez Bankası'nın beklentisine olan güvensizlik olduğunu düşünmüyorum. TÜİK'e karşı olan bir güvensizlik olduğunu düşünüyorum. Tabii buna mukabil kur tarafını da geliyor. Bir de geçen yani salı günü Pelin'le de konuştuğumuz programda orada da aynısını söyledim. Gerçekten Türkiye'de sosyal medya çok ciddi anlamda bir dezenformasyon mecrasına dönmüş vaziyette. Hani eski bir reklam var ya, ağzı olan konuşuyor diye. Gerçekten önüne çıkan kur 50 olacak, 60 olacak, 70 olacak, 80 olacak, patlayacak diye işte kanal kurup yayın açıp bunları yapıyor. Bunlar esasında evet, herkesin konuşma özgürlüğü var. Görüşlerini paylaşabilir. Ama bir yerde bunu konuşurken bir altını gerçekten bilimsel bir şekilde doldurabilmek lazım. Hem iktisadi bir şekilde hem de bu konuda bir tecrübeniz varsa geçmişte neden oldu, bugün de bundan olur diye bunu söylemek lazım. Hani cümleleri böyle gazete manşeti gibi söylendiğinde o popülizmden beslenen insanlar var. Ama bu insanlar şunu anlamalı ki yani bu ülkemize, hepimize ve mevcut ekonomi politikasına orada gerçekten rasyonel emek vererek bir şey yapmak isteyen insanlara zarar veriyor. Ve bu toplantı da yani bu beklenti de Türkiye'de yatırımcı olmayan, trader olan ne yazık ki hane halkını ve toplumun çoğunu negatif etkiliyor. Ve bunun sonucunda da görüyoruz ki son 3 haftadır esasında kur korumalı mevduatın düşüşü kabaca %1,5-2'lerdeyken ki %2'nin üzerine çıktığı dönemler de oldu. E507 sürekli paylaşıyor bunun grafiklerini Twitter'da. %1'in altına düştü. Doğal olarak büyük ihtimal seçime kadarki süreçte de buradaki KKM'deki azalma hızı %1'in altında olacak. 0,5, 0,6, 0,8 vesaire. Yani bundan toplum etkileniyor. Aynı şekilde bir şekilde DTH'a da geçiş oluyor. Ya da işte altın alınıyor vesaire, işte kapalı çarşıdan buradaki fiziki altın ve bu beklentiler etkileniyor. Ama mevcut ekonomi politikası, hep söylediğim gibi 2001'den sonraki politikanın önemli bir V2 sıfırı. Bunun IMF çıkması yok, AB çıkması yok. Bazı şeyler bugünün konjonktürüne göre rötuşlanmış. Aynı politika devam ediyor. Ve bu enflasyonun hedefine doğru gitmesi için, enflasyon patikasında oturması için TL'nin reel olarak değerlenmesi gerekiyor. 2 kere 2, 4. Yani bunun negatif etkilerini konuşabilirsiniz ihracatçı vesaire için ama karşılığında da iktisadi olarak söylenecek bir süre esasında kontrol cevapla. Ama burada TL 2024 yılında da 2025 yılında da bence reel olarak değerlenmek zorunda. Bu yüzden de eğer kurda siz bir atak bekliyorsanız iki tane şeyi unutmamanız gerekiyor. Bir, o atakların olduğu dönem bugünkü dönemle aynı değil. Çok ciddi bir paradigma değişimi var. İki, bu kurda böyle bir atak yaşanırsa ya %5 bile olsa bir günde, hani böyle çok daha büyük rakamları söylemiyorum, o enflasyon hedefi tutmaz. O enflasyon hedefi tutmayacaksa Merkez Bankası politika faizini daha da yukarı çekmeye çalışır. Ve bu bir sarmala gider. Yani örnek veriyorum, kur %5 gitti, %10 gitti. Ki kurdan geçişkenlik, işte Hakan Karan'ın da çalışması vardı. Eskiden %30 civarındaydı. Şimdi Hakan Hoca %60 civarında olduğunu söylüyor. Yani kur %10 gitse 6 puan demek enflasyona. 36 olan beklentinin 42'ye çıkması demek. Tabii bir de burada dolaylı geçişkenlikler var. O zaman biz 45'e hedefleyeceğiz. 45'e hedefleyeceksek Merkez Bankası politika faizini 50-55'e çıkaracak. Sonra yine gelecekler. Yine kurda bir yükseliş bekleyecekler. TL'de değer kaybı bekleyecekler. Bir kere daha faiz artacak. Bu sarmaldan çıkılması gerekiyor. Bu sarmaldan çıkılması odaklanan bir Merkez Bankası varsa, bir ekonomi yönetimi varsa, bir ekonomi bakanı varsa ve hükümet tarafından da koşulsuz bir destek varsa artık bunun altında TL'de böyle bir atak beklemek hani ya iş bilmezlik oluyor ya da art niyet oluyor. Yani bunun ben başka bir açıklamasını görmüyorum. Bu yüzden de ben TL'deki reel olarak değerlenmenin, ki seçimden önce de söylemiştim, ben Nisan ayı itibariyle de, yani Nisan 2023 itibariyle TL'de 2024'te reel olarak değerlenme olacak, ekonomi politikası değişecek demiştim. Ben hala aynı duruştayım. Bu reel olarak değerlenme devam edecek. Ben ekonomi yönetiminin mevcut politika setine ve bunun uygulamasına inanıyorum ve onlara da güveniyorum. Bazı şeyler geç olabilir, bazı şeyler gecikmeli olabilir. Bazı şeyler bazı iktisatçıların bekledikleri kadar kuvvetli olmayabilir. Bunun sebepleri de vardır. Yani dışarıdan ahkam kesmek çok kolay. O koltuklara oturunca ne yazık ki bazı kararları almak o kadar kolay olmuyor ya da o kadar hızlı almak. Hani biraz da karşımızdaki insanları eleştirmeden önce onların da papuçlarını giymek lazım ya da yeni tabirle empati yapmak lazım belki de. Bu yüzden de ben kurda böyle bir değer kaybı beklemiyorum.
söylediğim gibi 40 bile olmayabilir bence sene sonunda. 35-36 gibi bir ortalama 2024 yılında olur. Maksimum göreceğimiz seviyede 38-38,5 gibi bir seviye olur diye bekliyorum. Bu tip popülist söylemlere de ben yani toplumun çok da fazla değer vermemesini istirham ederim diye. Fortuna Capital Danışmanlık Kurucusu Doktor Altı Özarslan. Hem Post-Truth, benim Çağlar Ötesi podcastlerini durduğumuz ayrı bir konu, hem de Avrupa'da ve dünyada yükselen popülizmden söz ediyorduk. Onu iktisat ve piyasalarla da birleştirip çok keyifli bir 20-22 dakika geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kısa bir araya gideceğiz şimdi akıllı parada. Ondan sonra da Sevcan Ersözlü bize bu yılın belirli dönemlerinde, hatta bazen birkaç yılda bir çok önümüze çıkan teknik bir konuyu anlatacak. Kaçırmayın deriz, bekleriz. Evet, Doktor Altı Özarslan'la olan sohbetimizin ardından şimdi önemli bir konuya Sevcan Ersözlü'yle dikkat çekeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet Seycan, 2 artı 2 yıllarda ben her 4 yılda bir Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı beklerim ama son 10-15 yıldır hayatımızda başka bir şey daha var. Bununla ilgili çok fazla yazan çizen konuşan var ama biz Bloomberg HT ekranlarında her zaman olduğu gibi en sıradan yurttaşın anlayabileceği o teknik önemli kısmına değineceğiz. Nedir bize aktaracakları? Kripto para piyasasında yatırımcılar da her 4 yılda bir Bitcoin'in halving sürecini takip ediyor. Peki nedir bu halving? Olağanüstü bir olay mıdır? Yoksa aslında Bitcoin'in alameti farikası olarak adlandırdığımız onun unikliğini, özelliğini bize gösteren bir olay mıdır? Bunu göreceğiz. Şimdi ekranımızda bir grafik var. Bitcoin'in halving süreci ve aslında küresel başlıca merkez bankalarının Fed, ECB, Bank of Japan ve Bank of China'nın parasal genişleme dönemlerinin paralelliğini bize gösteriyor. Daha önceki aslında biz halving süreci içerisinde neyi gördük? 2012 yılında ve periferisinde aslında 4 yıl sonra 2016 yılında, 2020 yılında ve şimdi aslında son 50 günün içerisinde olduğumuz 2024 yılına giden süreçte halving arifesi dediğimiz bir süreç içerisinden geçiyoruz. Ama şuradaki aslında önemli olan şey tabii ki de kripto para piyasasında fiyat analizi yapanlar için bu fiyat her halving döneminden sonra bir yıl sonrasında aslında yükselişe geçti şeklinde olabilir ve buna dair de bir aslında araştırmanın görselini görüyoruz biz. Fidelity'nin yapmış olduğu ve aslında Bloomberg üzerinden alınan verilerle raporlanmış olan bir rapordan aldım ben bir görseli. Şunu ifade ediyor. Evet, her halving sürecinden sonra Bitcoin fiyatı parabolik olarak yükselişe geçiyor ama bunun son 3 halving dönemine baktığımız zaman da her seferinde parasal genişleme, merkez bankalarının aslında bilançolarını yukarı yönlü revize ettiği ve paraya likide musluklarını açtığı dönemlere denk geliyor. Dolayısıyla aslında piyasada risk iştahının da görece olarak yüksek olduğu bir dönemde olduğu için halving Bitcoin için aslında yararlı ve fiyatı yukarı yönlü gider şeklinde özetlenebilecek bir raporun göstergesi. Ve gelelim şimdi aslında halving nedir? Biraz bunu konuşalım. Halving teknik bir olay. Bitcoin bizim için arzı sınırlı olan bir ürün ve 21 milyon Bitcoin adediyle sınırlanmış bir ürün. Peki nasıl sınırlı? Aslında Satoshi Nakamoto 2008 yılında ortaya sürdüğü bir blok zincir teknolojisinde eşler arası nakit transferi olarak piyasaya sürdüğü bu blok zincir teknolojisi üzerinde yazmış olduğu koda ve aslında blok zincirinin kendisine dayalıyor. Her bir bloğun onaylanması yaklaşık olarak 10 dakikayı alıyor ve her 210 bin blokta bir aslında baktığımızda biz Bitcoin üreten, Bitcoin işlemlerini onaylayan madenci dediğimiz kişi ve kuruluşların ödül aldıkları Bitcoin ödüllerinin yaralandığını görüyoruz. Peki bu madencilik nedir? Madencilik normalde aslında altın madenciliği, petrol madenciliği, belli ekipmanların kullanılarak toprak altından çıkarılan madencilik tanımı için kullanılır ama Bitcoin için aslında şöyle bir düzenek var. Daha önceki yıllarda eminim ki bir miktarda bu piyasaya ilgi duyanlar Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Kullandığım bilgisayarına Bitcoin madenciliği yapabilir miyim sorularını sormuştur. Ama aslında nihai durumda geldiğimiz 2024 yılında bu pek mümkün değil. Çünkü Bitcoin aslında blok zincir üzerine herhangi bir işlemi onaylamak ve blok zincir üzerine bir işlemi transfer etmek için belli bir matematik zorluğunu aşmayı ve bunu bilgisayar gücüyle aşmayı bize sağlıyor. Bir matematiksel problemin denklemi çözmek üzerine kurulu bir sistem var ve bunun için de aslında süper bilgisayar dediğim
dediğimiz hem yüksek elektriğe ihtiyacı duyan hem de kesintisiz bir biçimde bu işlemi gerçekleştiren artık şirketleşen Bitcoin madencileri olduğunu görüyoruz ki bunlar arasında aslında Riot Capital, Marathon Digital, Hive ve gibi aslında pek çok ABD'de yerleşik Texas bölgesinde kümelenmiş olan Bitcoin madenciliği şirketlerini sayabiliriz. Peki bu madenciler her 210 her bir bloğu onayladıkları takdirde nihai durumda 6,25 Bitcoin elde ediyorlar ve güncel durumda aslında baktığımızda 141 Bitcoin bloğu onaylanabiliyor günlük işlem süresi içerisinde. Ve bunu aslında 6,25 ile çarptığımızda yaklaşık olarak 890 Bitcoin elde edebiliyoruz. Biz günlük olarak madencilerin üretmiş olduğu, günlük olarak piyasaya sürmüş olduğu. Ve önümüzdeki süreçte Nisan ayında 19 Nisan gibi görünen aslında süreç içerisinde bir yarılanma daha gerçekleşecek. Madencilerin almış olduğu ödüller 3,125'e inmiş olacak. Dolayısıyla aslında ödülleri azalacağı için daha büyük bir zorlukla, daha büyük bir maliyet artışıyla karşılaşacaklar. Geldiğimiz noktada neden fiyat parabolik olarak yükseliyor ifade edersek, aktardığımız gibi 890 Bitcoin üretiliyor ama dün aslında ve birkaç gün içerisinde rekor ETF'ler girişini gördük. 10.000'in üzerine Bitcoin alımı olduğunu görüyoruz ve cüzdanlarda da karlılık olduğu için kimse ellerinde tutmuş olduğu aslında Bitcoin'i şu anda satış yaparak kar realizasyonu gerçekleştirmediği için Bitcoin sınır arzı 800 gibi bir aslında rakamda üretiliyor. Borsalarda olan sınırlı bir Bitcoin arzı var ve 10.000 talebi Bitcoin fiyatı şu anda karşılayacak bir arz olmadığı için fiyat parabolik yükseliyor diyebiliriz. Evet, Sevcan Ersözlü'ye bu detaylı ve nitelikli anlatımı için teşekkür ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Efendim Şubat ayının son akıllı parasının da sonuna geldik. Dün atladım, kusura bakmayın. Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümünü bir dil bulacağız. Her şeye varan, bir şeyleri anlatabilen diyen Yaşar Kemal'i de tekrar saygıyla alalım. Yarın Mart ayının ilk akıllı parasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.